Sürdürülebilir kalkınma için açlığa son. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için ortaklıklar. Sürdürülebilir kalkınma için yoksulluğa son. Sürdürülebilir kalkınma için barış, adalet ve güçlü kurumlar. Sürdürülebilir kalkınma için sağlıklı ve kaliteli yaşam. Sürdürülebilir kalkınma için sudaki yaşam. Sürdürülebilir kalkınma için nitelikli eğitim. Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği. Sürdürülebilir kalkınma için sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Sürdürülebilir kalkınma için karasal yaşam. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için sorumlu üretim ve tüketim. Kalkınma hedefleri için erişilebilir ve temiz enerji. Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Sürdürülebilir kalkınma için eşitsizliklerin ortadan kaldırılması. Sürdürülebilir kalkınma için temiz su ve sanitasyon. Merhaba, bugün demografik göstergeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri eğitim programının kapsamında üreme sağlığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bağlamda karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının tanımı hakkında biraz konuşup Türkiye'de ne durumdayız bu konuda bilgi vereceğim. Öncelikle üreme sağlığı nedir bundan bahsetmek istiyorum. Üreme sağlığı kavramı ilk olarak 1994 Kahire Nüfus Konferansı'nda kabul edilip ve bundan sonra da bu şekilde kullanılmıştır. Buna göre üreme sağlığı yalnızca üreme sistemi işlevi ve süreciyle ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil, üreme sistemi işlevleri ve süreciyle ilgili fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla üreme sağlığı kavramı için sadece iyilik hali olması gerekmiyor. Bu aslında üreme hakkımızın da olduğu ve bu hakkımızı kullanabileceğimiz bir ortamın da olması anlamına geliyor. Buna göre üreme hakkı nedir peki diye konuşacak olursak. Üreme hakkı tamamen bir insan hakkıdır. Yaşama hakkıdır. Temel insan hakkı olarak da tanımlanır. Buna göre çiftlerin veya kişilerin ne zaman çocuk sahibi olacağını, hatta ne zaman çocuk sahibi olmayı bırakacağına yönelik kararları kendi isteğiyle verebilmesi olarak tanımlayabiliriz. Kaç çocuk sahibi olacağı konusunda da kararın kendisine ait olduğu haklar olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan baktığımızda hani tanımlama olarak çok güzel ama bunu acaba her zaman kullanabiliyor muyuz? Bu tabii tartışılır. Özellikle de devletlerin ya da ülkelerin politikalarıyla kişilerin hedefleri veya amaçları, doğurganlık amaçları her zaman örtüşmüyor olabiliyor. Bu kapsamda üreme hakkı, üreme sağlığı dediğimizde en önemli şeylerden bir tanesi de gebeliği önleyici yöntem kullanımı karşımıza çıkıyor. Bu neden önemli? Çünkü yani planlı gebelikten bahsedebilmek için gebeliği önleyici yöntem kullanımı kişilerin hangi sayıda kaç çocuk sahibi olmak istediklerini ve ne zaman çocuk sahibi olmak istedikleri konusundaki kararlarında yardımcı olacaktır. Yani yöntem kullanılmadığı takdirde plansız gebeliklerin ve bunların olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bunların dışında cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasında engel olur ve özellikle de yani günümüzde Türkiye'de çok fazla dile getirilmiyor ancak ileride çok yakında karşımıza yoğun şekilde çıkacak HIV, AIDS, HIV gibi konuların ve özellikle de kadınların sorun yaşadığı HPV virüsünden korunmak amacıyla gebeliği önleyici yöntem kullanımı gerçekten ya bilinçli olarak kullanımı çok önem arz etmektedir. Gebeliği önleyici yöntem dediğimiz zaman aklımıza modern yöntemler, geleneksel yöntemler ve folklorik yöntemler gelmektedir. Modern yöntemlerin arasında belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. İşte tüplerin bağlanması, iğne, hap, riya gibi yöntemler, rahim içi araç gibi yöntemler gelirken geleneksel yöntemlerde de yaygın olarak bildiğimiz geri çekme yöntemi gelmektedir. Türkiye'de bunların kullanım oranlarına baktığımızda kadınların %10'unun tüplerinin bağlandığını görüyoruz. %14 düzeyinde bir rahim içi araç kullanımı var. HAP %5 düzeyinde,
Ve geri çekme yöntemi ise son Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre %20 civarında. Bu tabii değişim gösteren bir yapı. Özellikle de 1993 yılında da yapılan çalışmalarla karşılaştırdığımızda yöntem kullanımında, özellikle modern yöntem kullanımında bir iyileşmeden söz ediyoruz. Modern yöntem kullanımı Türkiye'de yıllar içerisinde artış gösteriyor. Ancak son zamanlardaki artış daha yavaşlayar, yani yavaş bir hızda artmaya başlıyor. %25-26 civarında ki kadınlar geri çekme yöntemi kullan, eşinin geri çekme yöntemi kullandığını söylerken ilk kez bu son araştırmada bu geri çekme yüzdesi azalmıştır. Bunun sebebi de bu geri çekme yöntemi kullananların bir kısmı modern yönteme geçiş yapmıştır, bir kısmı da yöntem kullanmayı bırakmıştır. Burada tabii önemli olan şey modern yöntemlerdeki artış. Çünkü modern yöntemlerde yöntem başarısızlığı oldukça düşük ama geleneksel yöntemlerde yöntem başarısızlığı oldukça yüksek. Yöntem başarısızlığı derken de yani yöntem kullanırken gebe kalmaktan bahsediyor oluyoruz. Bu sebeplerle tabii bunun olumsuz sonuçları dediğimizde, yani gebeliği önleyici yöntemlerin kullanılmadığı takdirde olumsuz sonuçlarından bir tanesi de bu yöntem başarısızlığı. Çünkü planlanmayan bir gebelikle sonuçlanabiliyor. Şimdi gebeliği önleyici yöntem kullanımı neden önemli? Çünkü karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı diye bir kavramımız var. Ve bu çok yaygın olarak kullanılan bir kavram. Bu kavramın hesaplanması, yani hesabı oldukça karmaşık. Ama kabaca tanımlayabilecek olursak, kadınların yöntem kullanmadıkları halde başka çocuk istememeleri şeklinde tanımlanıyor. Yani bu doğurganlıklarını sonlandırma ihtiyacı içerisinde bu kadınlar, ancak yöntemde kullanmıyorlar. Ya da bir başka şekilde doğumların arasını açmak istiyor olabilir. Gene yöntem kullanmıyor, fakat bir sonraki çocuğunun veya şu anda gebe kaldığı çocuğunun daha sonra olmasını istediğini belirtiyorsa gösterge hesaplıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi çok karmaşık bir gösterge hesaplanırken, ki yani ilk hesaplanma aşamasında. Fakat bu çok önemli bir şey gösteriyor. Türkiye'de özellikle son 2013 yılına kadar karşılanmamış aile planlaması düşmüşken ve %8'lere gelmişken, ilk kez bu araştırmada, yani 2018 yılında bir artış gösteriyor. Yani %12'ye tekrar çıkıyor. Bu %12 seviyesi hemen hemen Türkiye'nin 1998 yılında elde ettiği seviyeyle aynı. Bu şunu gösteriyor. Acaba bu aile planlaması yöntemleri var ama kadınlar veya çiftler ulaşamıyor mu? Yoksa bu aile planlaması yöntemleri erişilebilir değil mi? Yani bu iki sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Çünkü karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı özellikle de sürdürülebilir kalkınma için önemli bir gösterge. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir amacı da bunu neredeyse sıfıra indirmek. Bunu yapabilmek için de yöntem kullanımının, ama modern yöntem kullanımının arttırılmasını sağlamak. Tabii bunun dışında bir de geleneksel yöntem kullanıp modern yönteme geçiş yapmayan kadınlar var. Bu da modern yönteme duyulan karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olarak tanımlanabiliyor. Bunu da biz elde ettiğimiz diğer değere eklediğimizde sayı daha çok artıyor. Yani buradaki önemli nokta tamamen modern yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, ki bu sayede kadınlar veya çiftler planlı gebeliklere sahip olsunlar, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamasınlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşmasınlar. Sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde bu bahsettiğim üreme sağlığı, üreme hakları, işte karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı üçüncü hedefte ifade ediliyor. Buna göre de 2030'a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerinin ve bu konudaki bilgi ve eğitimin evrensel erişimi sağlanması, üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara dahil edilmesi, yani çok çocuk yapılması, çok çocuk sahibi olunması kalkınmayı ya da hem ülkenin hem de dünyanın kalkınması için bir şey olmayacaktır, bir faydası olmayacaktır. Eğer ki bu doğan çocuklara nitelikli eğitim verilmezse, bu çocuklar ileride nitelikli iş gücüne dahil edilmezse, o zaman bunlar bize bir yük olarak geri dönecektir. Teşekkür ederim.